UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Pamukkale'yi bünyesinde barındıran Hierapolis Antik Kenti'nin önemli yapıtlarından olan Haman Bazilikası'nın yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı iddia edildi. İskelelerle tutturulan ve etrafı örgülerle çevrilen binlerce yıllık hamamın son halini değerlendiren turizmciler, antik kentte 65 yıldır devam eden çalışmalarda yılda sadece 2 ay kazı ve restorasyon yapıldığını söyledi. İtalyan heyeti tarafından yürütülen çalışmanın yetersiz olduğu öne sürüldü. Milattan önce 3. yüzyılda Bergama krallarından 2. Eumins tarafından kurulduğu, isminin de Bergama'nın kahramanı Telepos'un karısı, Amazonlar kraliçesi Hira'dan aldığı tahmin edilen Hierapolis antik kenti, Pamukkale'yi de bünyesinde barındırması nedeniyle her yıl dünyanın farklı ülkelerinden milyonlarca turist ağırlıyor. Hierapolis'in önemli yapılarından biri olan ve farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan 2800 yıllık Haman Bazilikası yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı etrafı tel örgülerle çevrili tarihi yapı, yıkılmaması için demir iskeleyle sabitlenmeye çalışıldı. 65 yıldır devam eden çalışmalarda yılda sadece 2 ay kazı ve restorasyon yapıldığını işaret eden turizmci Gazi Murat Şen, İtalyan heyeti tarafından yürütülen çalışmanın yetersiz olduğunu öne sürdü. Geçmiş dönemlere baktığımız zaman orada yoğun bir restorasyon çalışması, kazı çalışması görüyorduk. Gelen ekip daha kalabalıktı. Ama son 10 yıla baktığımız zaman gelen ekibin kazı süreleri azaldı, restorasyon süreleri azaldı. Geçmiş dönemde 6 ay civarında burada bu çalışmaları yapan ekip yaklaşık 2 ay zarfında burada kaldıktan sonra Hierapolis ören yerinden ayrılıyor. Bu kazı ve restorasyon çalışmaları da maalesef yetersiz oluyor. Ayrıca 65 yıldır yapılan çalışmalar sonucunda belli bölgelerde tekrar restorasyon ihtiyacı doğuldu. Ve bunun neticesinde de o kazı alanlarında, restorasyonu yapılan alanlarda ziyaretçilerin dolaşmasını engellemek için çitlerle çevrildi. Ki onlar da ziyaretçilerin sağlığı açısından. Şimdi geldiğimiz noktalarda özellikle Pamukkale Üniversitesi'nin kazı ve restorasyon çalışmalarına katılması sağlanabilir. Laodike Antik Kenti'nde 12 ay boyunca Pamukkale Üniversitemiz kazı ve restorasyon çalışmalarını sürdürüyor ve çok ciddi ilerlemeler kaydediyor. Pamukkale ören yerinde de belli alanda hem restorasyonların tekrar yapılması hem yeni alanların açılması bize ilave ziyaretçi kazandıracaktır. 2019 yılında yaklaşık 2 milyon 500 bin kişiyi ağırlayan, bu yıl 2 milyon kişiyi ağırlayan ve Türkiye'nin en önemli ören yerlerinden bir tanesi olan Pamukkale Hierapolis ören yeri, bu çalışmalar hızlanırsa bunlardan çok daha fazla, kat kat daha fazla ziyaretçi almaya devam edecektir. Haç için gelenler, bölgeye şifa için gelenler bu bölgede toplanıyorlardı ve çok ciddi bir yapı ve gelen ziyaretçilerin çoğu insanın ziyaret ettiği bir nokta, kitaplarda geçen bir nokta. Burası şu anda iskeleyle askıya alınmış durumda ve bir yıkılma tehlikesi var mı? Evet var. Buranın da acilen restorasyonun tekrar yapılması gerekiyor ki bu büyüklükte devasa bir restorasyonu yapılan alanın kaybedilmemesi gerekiyor.